75 yıllık kusursuz bir otomobil baştan yaratılıyor. 10 yıllardır mali tehlikeler ve düşen satışlarla mücadele eden markanın yeni bir sahibi var. Dünyanın en görkemli markalarından biri en büyük kozunu oynuyor. Jaguar'ı lüks otomobil piyasasının liderlik koltuğuna oturtmayı amaçlayan yeni bir tasarım. Jaguar XJ. Uçmak üzere tasarlanmış bir otomobil. Jaguar tarihi boyunca ürettiğimiz en aerodinamik otomobil bu. Havacılıktan esinlenilen alüminyum gövde, 3000'den fazla perçin, 150 metre yapıştırıcı, ödüllü markanın itibarıyla bir araya geliyor. Çok güzel bir otomobil. Söyleyebileceğim tek şey bu. İkinci 75 yıllık dönem şimdi başlıyor. Jaguar'ın mega fabrikasında. Tüm Jaguar hayranlarının hemfikir olduğu bir nokta var. Dünya üzerinde pek çok marka var ama en güzel görünen otomobilleri her zaman Jaguar üretmiştir. İngiliz otomobilleri gözüme hep güzel görünmüştür ama Jaguar'ın tasarımları harikadır. Türü tehlikede olan bu kedi yeniden koşmak için sırtını yeni bir tasarıma yaslamış durumda. Birkaç kez el değiştirmesine rağmen satış grafiğindeki düşüşü bir türlü durduramayan bu ikonik marka yolunu kaybetmiş gibi görünüyordu. 21. yüzyılla birlikte yeni modeller görücüye çıktı. XF ve yeniden tasarlanan XK satışa sunuldu. Üçlemenin son halkası Jaguar'ın yeni sahibinden aldığı güçle bir araya gelerek Jaguar'ı yeniden zirveye taşıyacak yeni bir silahla donatıyor. Yeni otomobil Jaguar'ın model gamının hiç beklenmedik bir yerinden geliyor. Marka 1968 yılında üst model bir sedan üretti. Şoför kullanan müşteriler hedeflenmişti. Jaguar XJ serisi böyle doğdu. Baş harfleri deneysel Jaguar anlamına gelen modelin kendisi bir deney olmaktan çok öteye geçti. Jaguar tasarım direktörü Ian Callum'un altında çalışan 21 tasarımcı yeni XJ'yi şekillendirmekle görevlendirilmiş. Otomobili büyük seviyeye çıkararak kişiselleştirme hissi yaratmak istiyoruz. Lüks otomobil üreticilerinin katıldığı ankette şık ve modern görünümüyle öne çıkan Adam Hatton tasarımı yarışmayı kazanıyor. XJ'in dış tasarımı için benim yaptığım temanın kabul edilmiş olması benim için büyük şans. 4 yıldır ekibe tasarım aşamasından üretime, hatta sürüş denetimine kadar her alanda yardım ediyorum. Otomobil bu yılın modelinden çok daha fazlası. XJ, klasik Jaguar büyüsüne sahip. Geçmişin bütün büyük Jaguar'larında olduğu gibi her şey kalem ve kağıtla başlıyor. Öncelikle arabanın şeklini eskiz olarak çiziyorum. Böylece oranlarını ayarlayabiliyorum. Her tasarımcı farklı bir yöntemle çalışıyor. Ben her zaman tekerleklerden başlarım. Önce arabanın alt kısmını düzgün bir şekilde çizelim. Gerisini de ona göre ayarlarım. Tasarımı emsallerinden ayıran şey ise Adam'ın klasik Jaguar'lara gösterdiği bağlılık. Ama markanın geleceğini güvenceye alabilmek için araba, güzel bir tasarımdan çok daha fazlasıyla donatılmış. Bu otomobilde 21. yüzyılın cazibesi var. Havacılık teknolojilerinden ilham alınarak geliştirilmiş. XJ'in aerodinamik gövdesinin neredeyse tamamı alüminyumdan üretilmiş. Jaguar 1900'lerin başından beri ürettiği araçlarda alüminyum kullanıyor. Ama bu seviyeye ilk kez ulaşılmış. XJ'de kullanılan geri dönüştürülmüş alüminyum 12.000 içecek kutusuna eşdeğer. Uzay çağı şasisi otomotive ve uçak üretim teknolojilerinin en iyilerini bünyesinde barındırıyor. Aerodinamik gövdenin ağırlığı sadece 329 kilogram.
Bu rakam çelikten %66 daha hafif. Yakıt verimliliği konusunda da mükemmel. 100 kilometreyi 7 litreden biraz fazlasıyla kat etmek mümkün. Etkileyici modern özelliklerine rağmen yeni XJ, geleceğini emniyet altına almak için geçmişe bakıyor. Jaguar'ın geçmişteki başarısının anahtarı işçilikti. Ama bir otomobili tamamen elde üretmek haftalar, hatta aylar alıyor. Markanın geleceği satışlara bağlıyken böyle bir uygulama olanaksız. Kaliteden ödün vermeden seri üretim hızına çıkmak, insanla makine arasında modern çağlara has bir işbirliği gerektiriyor. Bu amaç eski şirket için yeni sorunlar anlamına geliyor. Her şey Jaguar'ın Castle Bromwich fabrikasının yeniden yaratılmasıyla başlıyor. Zamanında 2. Dünya Savaşı'nın efsanevi Spitfire uçaklarının çıktığı üretim bantları. Bugünse otomotiv üretiminde lider konumunda. Yeni gelen modellerle birlikte her şeyin yerine oturduğu bir alan stratejisi geliştirmek çok zordur ama yerleşimi en uygun hale getirmenin, doğru tesisleri doğru yerlere kurmanın ve bir otomobili mümkün olan en uygun şekilde üretmenin yolunu her zaman buluruz. Richard Ellis, operasyon müdürü. Fabrikanın her şeyi ondan soruluyor. Görev yaptığı 20 yılda pek çok değişikliğe şahit olmuş. 20 yıl önce Castle Bromwich gövde üretimi ve boyama üzerine çalışırken 12 yıl kadar önce bir montaj fabrikasına dönüştürüldü. 10 yıldır Jaguar markasını canlandırmaya çalışıyoruz. Bugün ürettiğimiz 3 modeli sergilediğimiz yeni galeriler açıyoruz. Castle Bromwich bu devrimin kalbinde bulunuyor. Bu dönemde markanın sahibi olan Ford, modern robot teknolojilerine yüklüce yatırım yaptı. Artık bu makinelerin dişlerini geçirebileceği yeni bir araba var. Ama bunu yalnız yapamazlar. Şirketi eski şöhretli günlerine geri götürmek için insan eli değmesi şart. Eskiden sadece çelik işleme fabrikasıydı. Şimdi 9600 metrekarelik alüminyum presleme atölyesi. XJ'in hayatı burada başlıyor. 13 devasa preste 125 değişik parça üretiliyor. Ama alüminyum üretim ve tasarım açısından kendine has zorlukları da beraberinde getiriyor. Kendi alanıma giren, arabaya dış şeklini verme açısından ifade edeyim. Alüminyumla form ve şekil yaratmak, keskin kenarlar ve pek çok farklı kat çizgileri vermek biraz daha zor. Alüminyum yoğunluğu çeliğin 1/3 kadardır. Daha yumuşak olan bu malzeme tasarımcıya pek çok farklı seçenek sunar. Ama Adam'ın tasarımlarına ham madde özellikleri ve Jaguar'ın tasarım mirası yön veriyor. Jaguar için saf tasarımlar geliştirmeye çalışıyoruz. O yüzden temiz ve saf yüzeyleri seviyoruz. 50'lerin ve 60'ların güzel Jaguar'larını yad ediyoruz. Jaguar adını tarihi bir olaydan alıyor. Şirket hayatına motosiklet sepetleri üreterek başladı. Bu konsept markanın ilk tasarımlarında da göze çarpıyor. O zamanlar adı Swallow Sidecar Company'ydi. İlk modellerde SS kısaltması kullanılıyordu. Ama 1935'te SS kısaltması Nazi Almanyası ile özdeşleştirildiği için şirket yeni bir isim seçti. Araçların şık tasarımlarının kaynağını oluşturduğunu düşünerek Jaguar isminde karar kıldılar. Şıklık araçların gövdelerinden öteye gidiyor. Adını hızlı kedi türünden alan XJ uçmak üzere tasarlanmış. Jaguar tarihinde ürettiğimiz en aerodinamik otomobil bu. Bu bize büyük bir memnuniyet veriyor. Bu sayede iyi bir yakıt ekonomisi,
düşük karbondioksit emisyonu ve yüksek hızda kusursuz denge elde edebiliyoruz. Arabalar hareket ettikçe arabanın üzerinden geçen hava akımının oluşturduğu hava direncinin üstesinden gelmek için motor gücünü kullanır. Araba ne kadar ağırsa ileri gitmek için gereken güç de o kadar artar. Bu da fazladan yakıt demektir. Otomobilin görünmez bir çorbanın içinde ilerlediğini düşünün. Rüzgar direnci azalırsa hız ve yakıt tüketiminde ilerleme sağlanır. Bu performansı bir adım öteye götürmek için arabanın kilo vermesi gerekir. Çelik gövdenin alüminyum parçalarla değiştirilmesinin sebebi budur. Parça ve mühendislik yöneticisi Jim Harper, 20 yıllık tecrübesiyle Jaguar'daki devrimin ön saflarında yer alıyor. XJS ve X300, Jaguar'da işe başladığımda ürettiğim ilk modeldi. X300'ün döneminin XJ'si olduğunu ve tamamen çelikten üretildiğini düşünürsek pek çok şeyin değiştiğini söyleyebilirim. XJ'in son iki modeline baktığımızda tamamen alüminyumdan üretildiğini görüyoruz. Press atölyesi parçaları o günün üretim programına uygun olarak üretiyor. Ama üretilen parçalardan bir tanesi bile zorlu kalite kontrol sürecinden geçemezse hepsinin baştan freslenmesi gerekiyor. Jaguar'ın devasa pres atölyesinin kalbinde büyük presleme makineleri bulunuyor. Bu preslerin içinde alüminyum levhaları gövde panellerine dönüştüren büyük kalıplar bulunuyor. Her bir panelin kalıbı ayrı. Üretimin ileri safhalarında başka bir parçaya ihtiyaç duyulduğunda kalıp değiştiriliyor. Saf alüminyum hattaki yolculuğu 20-30 saniye arasında sürüyor. Bu büyük makineler esnek değilmiş gibi görünebilir. Ama pres atölyesi, hat kontrolörü Peter Mann'a göre makineler her ihtimale hazır. Fabrikanın geri kalanının ihtiyaçlarına göre her gün farklı parçalar üretiyoruz. Bir hat üretirken gelen talep üzerine başka bir parçanın üretimine geçiş yapabiliyoruz. Bunun için hızlı bir değişim yetiyor. Pres makinelerinin içine giren paneller, koreografisi önceden belirlenmiş bir dizi safhadan geçer. Önce presleme. 2000 tonluk basınç yassı alüminyum levhalarını şekilli panellere dönüştürüyor. Arabanın her parçası için ayrı bir kalıp kullanılıyor. Daha sonra presteki fazlalıkların temizlenmesi için kesim işlemi uygulanıyor. Çevrecilik ciddiye alınıyor. Ömrünün sonuna gelen XJ'ler %85 oranında geri dönüştürülebiliyor. Son olarak taşlama presinden geçen panel dışarı çıkıyor. Kusursuz. En azından öyle görünüyor. Ama XJ söz konusu olduğunda hiçbir şey şansa bırakılmıyor. Parçalar atölyeden ayrılmadan önce detaylı bir testten geçiriliyor. Doğru şeklin verildiğinden emin olmak için yüzlerce noktadan ölçüm alınıyor. Hata payı yarım milimetre. Saf alüminyumun bazı hataları olması normal. Ama boyandıktan sonra çizik ve pürüzlerin hepsi görünür olacak. Yüzeydeki kusurların üretim bandına taşınmadığından emin olmak için bir kontrol daha yapılıyor. Bu insanların işi. Parçanın her yerine boyayı simgeleyen bir sıvı püskürtülüyor. Böylece kusurlar açığa çıkıyor. Alüminyum tüy kadar hafif olabilir. Tek bir kapı panelinin ağırlığı
10,5 kilogramla çelik kardeşinin 1/3 kadar. Ama alüminyum boğa kadar güçlü bir malzeme. Bunun da sebebi tasarım. Panelin çok güçlü olmasını sağlamak için mühendislerle birlikte çalıştım. Burada da örneğini görebilirsiniz. Güzel şekilli bir kaputumuz ve farların üzerinde çeşitli şekillerimiz var. Ama bunların tasarıma çekicilik katmanın haricinde paneli güçlendirmek gibi bir görevleri de var. Alüminyum şekil verildikten sonra güçle esnekliği bir araya getiriyor. Bir şok veya darbeden sonra yeniden eski halini alıyor. Bu form ve şekillerle panellerin son derece güçlü olmasını sağlıyoruz. Eskiden otomobil üreticileri ham panellerin üzerine beyaz bir astar boya atardı. Beyaz gövde adı verilen bu uygulama günümüzde kullanılmıyor. Ama fabrikanın bu bölümü bu ismi yaşatıyor. Paneller preslerden geliyor. Parçaları birleştirme zamanı. 21 bin metrekarelik fabrikanın hiçbir köşesi israf edilmiyor. Tabandan zemine uzanan taşıyıcı bantlar, makaralar ve makineler, arabaları ve araba parçalarını hassasiyetle ayarlanmış bir koreografiye bağlı kalarak montaj hattı boyunca ilerletiyor. Burada robotların faydası görülüyor. Alüminyuma kaynak yapmak kolay değil. O yüzden gövde 3000'den fazla perçinle bir arada tutuluyor. Perçinle birleştirme adı verilen bu yöntemde uçak üretimindeki prensipler kullanılıyor. Otomobilin dayanıklılığını artırıyor. Bu iş en iyi aynı şeyi tekrar tekrar yapmaktan şikayetçi olmayanlar tarafından yapılabiliyor. 110 robot harekete geçiyor. Şasi. 3 parça kusursuz bir şekilde bir araya geliyor. İşçilerin birkaç saatte yaptığı işi otomatonlar birkaç saniyede yapıyor. Vakit nakittir. ...2008 yılında otomotiv devi Ford, Jaguar'ı Hintli Tata Motors'a 1,5 milyar avro gibi kelepir bir fiyata sattı. Bunun sebebi şirketin finansal krizde olmasıydı. Ama vahşi kedinin ölmeye hiç niyeti yok. Umutlarını XJ'ye bağlayan şirket atağa kalkıyor. Tamamlanan alt kısmın aracın üstünü bir arada tutmaktan çok daha önemli bir görevi var. Her şey aerodinamikle ilgili. Aracın üstüne dümdüz bir şekil verebiliriz. Ama aracın altından yüksek miktarda hava geçiyor. Orada da motor, şanzıman, arkadan çıkan egzoz boruları ve başka şeyler var. Bunlar hava akımını kesiyor ve rüzgar direncine etki ediyor. Yani aracın altı da üstü kadar düz olacak şekilde tasarlanmış. Birleşme yerlerine 150 metreden fazla yapıştırıcı sürülüyor. Bu da havacılıktan gelen bir uygulama. Bu yapıştırıcı boya atölyesindeki fırınlarda 280 santigrat derecede pişirilene kadar kurumuyor.
ileri teknoloji ürünü bu otomobille eski Jaguar'lar arasında dağlar kadar fark var. Yine de Jaguar'ın kurucusu Sir William Lyons'ın 50 yıldan uzun zaman önce oluşturduğu vizyon doğrultusunda tasarlanmış. Lyons, aerodinamik verimliliğin performansın anahtarı olduğuna inanıyordu. XJ, onun bu vizyonunu hayata geçiriyor. Fabrikanın öbür tarafında bulunan robotlar diğer parçaları üretiyor. Kapılar, bagaj kapakları ve kaputlar. Bu robotlar çok işlevsel. Tek bir robot paneli alıyor, tezgaha yerleştiriyor, sonra ucundaki aletleri değiştirerek yapıştırıcı veya terçin uyguluyor. İşlem mekanik bir baleyi andırıyor. Fabrikada toplam 289 metal parça üretiliyor. Her biri kusursuz bir uyumla tasarlanmış. Arabanın bir sonraki turdan önce pit stop yapması gerekiyor. Makineler önemli olduklarını gösterdi. Ama performans tanrıları ayrıntılarda saklıdır. Bu iş için insan eli değmesi şart. Arabanın şık bir tasarımı olabilir. Ama bu aşamanın adına bakarak bunu anlamak mümkün değil. Kapısız gövde istasyonu. Şasiye attığı kalite kontrol görevlisi John Carter'ın işi, robotların görevlerini yerine getirdiğinden emin olmak. Bunları sıkarak herkesin işini doğru yaptığından emin olacağım. Sadece hareket ederek bunların gevşek olup olmadığını anlayacağım. Etrafında bir tur atarken kontrol edeceğim. Carter hatırı sayılır bir güce sahip. Herhangi bir kusur bulması halinde üretim bandı duruyor. Perçinler %100 değilse sorunun hangi robottan kaynaklandığını bilirim. Bakım ekiplerini çağırırım. Birlikte gidip robotu kontrol ederiz. Jaguar sadece makinelerle üretilmez. Çoğu elde yapılıyor. Robotlar da işin içinde. Ama bu iş için büyük bir zaman ve özen gerekiyor. Yaptığımız işe büyük özen gösteriyoruz. John yaptığı işle gurur duyuyor. Hatta müşterileri davet edip istasyonunu gezdiriyor. Müşterileri iyi bir otomobil satın aldıkları konusunda tatmin etmek istiyoruz. Bunun için çaba gösteriyoruz. Bu bizim işimiz ve müşterilere ne kadar iyi araba ürettiğimizi göstermek istiyoruz. İşimizi de çok seviyoruz. İşimi çok sevdiğim için de müşterilerin yaptığım işi görmesi gerçekten hoşuma gidiyor. Her bir arabanın fabrikadaki yolculuğu esnasında kullandığı farklı bir yol kartı var. Kartlarda arabanın detaylı biyografisi yazıyor. Direksiyonun sağda mı yoksa solda mı olacağından, hangi robotun perçin yaptığına kadar her şey kayıt altında. Bir sorun çıkarsa yol kartına bakarız. Yol kartını dolduruyoruz. Bu araba biri gelip yol kartını imzalayana kadar hareket etmeyecek. Gördüğünüz üzere kart boş. Bu araç üretim bandının bu safhasına kadar sorunsuz olarak geldiği için boş. Yol kartları arabaları üretim bandından çıkana kadar takip edecek. Kartları arabanın ömrü boyunca saklayacağız. Bu araçta herhangi bir hata bulunmuyor. Bu arabanın yeniden sisteme dahil olacağını bildiğimden mutluyum. Bana göre araç mükemmel. Çok da iyi bir araba. Satın alacağım bir araba. Yavaş hareket eden bir taşıyıcı bant, yarı yarıya tamamlanmış şasileri bir sonraki üretim safhasına doğru taşıyor. Robotlar düşünmeden ve tekrarlanarak yapılan işleri mükemmelleştirmiş. Klasik Jaguar dokunuşunun zamanı ise şimdi geliyor. Bunun için görevi işçilerin devralması gerekiyor. Hemen kapılar takılıyor. Kapıdaki boşluğa konan bir ağırlık, son montajda takılacak olan camın ve elektrik tertibatının ağırlığını temsil ediyor. Her bir boşluğu ve ek yerini küçük bir alet kullanarak veya elle hissederek milimetrik bir hassasiyetle tekrar ölçüyorlar.
Aradaki açıklığın her yerde aynı olmasını istiyoruz. Yukarıdan aşağı 3,5 milimetre. Her şeyin doğru ve yerli yerinde olduğundan emin oluyoruz. Tüm kusurlar nazikçe düzeltiliyor. Sadece 4 dakika sonra kapılar sabitleniyor. Vidalar sıkıştırılıyor ve yolculuk devam ediyor. Bu üretim bandından her gün onlarca araba geçiyor. John yapınca kolay görünüyor. 27 yıllık tecrübesiyle her bir otomobilin üretim bandından tasarımcının istediği gibi çıkmasını sağlıyor. Hafif, alüminyumdan bir şasi ve kusursuz aerodinamiğe sahip bir şekil. Bunlar bir uçak için kullanılan pazarlama cümleleri olabilir. Ama bu kuşun yerde koşması gerek. Tasarımcılar bunu başarmak için uçak kanatlarında kullanılan teoriyi tersine çeviriyor. Aslında prensip aynı. Ancak bir uçakta oluşan hava akımını uçağı havalandırmak için kullanıyorsunuz. Biz ise araba yola iyice yapışsın diye kullanıyoruz. Arabanın arkasında bulunan küçük bir çıkıntı araçla hava akımını birbirinden ayırıyor. Burada aerodinamik olarak yapmaya çalıştığımız şey havanın arabaya boydan boya yapışmasını ve ayrılma noktası dediğimiz yerlerde temiz bir şekilde uzaklaşmasını sağlamak. Arka taraftaki bu küçük çıkıntının amacı bu. Hava tavan hattı boyunca ilerliyor. Arabanın arka ucuna geliyor ve burada temiz bir şekilde ayrılıyor. Bu özellik ön tarafta dengelenmiş. Burası arabanın arkasında bulunan dudağı dengelemek için en doğru yer. Böylece Jaguar gibi bir araba için çok dengeli bir otomobil elde ediyoruz. Dünyanın en dengeli arabalarından biri olmak zorunda. Ve öyle de zaten. En ufak bir sıyrık, çizik, boşluk veya kayma arabanın aerodinamik performansını etkiler. Warwick gövdedeki kusurları işaretledikten birkaç saniye sonra araba tamir atölyesine giriyor. Buradaki metal işçileri kusurları düzeltiyor. Bu iş için zımpara, cila güderisi ve parlatıcı bezler kullanılıyor. XJ bu bandın sonunda kusursuz bir gövdeye sahip oluyor. Adam Hatton arabanın dış tasarımını yapıyor. Ama sadece çizime bakarak arabanın sürüşünün nasıl olacağını kestirmesi imkansız. Bu teoriyi uygulamaya koymak, mühendisleri birer bilgisayar oyuncusuna dönüştürüyor. Jaguar'ın sanal mağarası, dünyanın en gelişmiş 3 boyutlu otomotiv tesisi. Resim 2 boyutluymuş gibi görünüyor. Ama çok ekranlı yerleşim ve uzay çağına ait 3 boyut gözlükleri sanal gerçeklik müdürü Brian Waterfield'ın XJ'yi her açıdan görmesini sağlıyor. İlk günden tasarımcılar arabanın nasıl görüneceğine karar verdikten sonra buraya gelirler. 3 boyutlu ortamda arabayı incelerler, arabanın içine otururlar, oranlarını anlamaya çalışırlar. O noktadan sonra tasarım ve mühendislik alanında imkanlarımız çok arttı. İlk günden üretime geçilene kadar burası sürecin ayrılmaz bir parçası. Tasarımcılar ve mühendisler eserlerini ilk kez burada tecrübe ediyor. Şu anda sürücü koltuğundayım. Arka planda mekanın hareket ettiğini görebiliyorsunuz. Aracı kullandığınızı hissetmek için ilk şansınız bu. Bu ayar sayesinde erişim çalışmaları yapabiliyoruz. Aracın belli noktalarına erişip her şeyin sürücü odaklı olduğundan emin olabilirim. Ayrıca çeşitli konumlarda görüş açısının nasıl olduğunu da görebilirim. Değişik konumların görüşü ne şekilde etkilediğini tespit edebilirim. Motorun içine bile girebiliyorlar. Arabayı baş aşağı çevirip alttaki aktarma organlarına bakıyoruz. Farklı motorlar kullanıyorsak motorun bazı parçalarını değiştirebiliyoruz. Parçaları sökebilir, motoru çıplak hale getirebilir, parça montajının nasıl olacağını bu şekilde anlayabiliriz. Ya da bir üst seviyeye çıkıp tüm aktarma organlarını tek parça halinde çıkarabiliriz.
Burası kusursuzluğa ulaşmak için kurulmuş. Tasarımcılarımızın pek çoğu buraya sırf arabayla yalnız kalmak için geliyor. Dış gövdeyi yüklerler, üç boyutlu gözlüklerini takarlar, perdeleri kapatıp arabanın kendilerini hissettirdiği şeyi anlamaya çalışırlar. Çünkü onlar tasarımcı. İlham almaları, fikir bulmaları lazım. Her şeyi doğru yaptıklarından emin olmalılar. İlk şeyin hız için tasarlanmış olduğu şüphe götürmez. Ama göründüğü kadar hızlı olabilmesi için ham güce sahip olmak zorunda. Bu güç kaputun altında gizli. Motor blokları dünyanın en ünlü üreticilerinden alınıyor. Motorların tamamlanması için Jaguar motor fabrikasına geliyorlar. Montaj operatörü Mick Pennell bu üretim hattını kontrol ediyor. Motorlar basit, montajsız halde gelir. Silindir başları motor bloğunun üzerinde durur. Yaptığımız işe motoru giydirmek adını veriyoruz. Motorun üzerinde tüm yan donanımları, pompaları ve kayışları takıyoruz. Güçlü V8 motor performans için yaratılmış. Dışarıdan bakıldığında bir sedan gibi görünebilir. Ama 5 litrelik süper şarjlı motoruyla spor otomobillere bile rakip olabilir. İlk şey bu motorla 100 kilometre hıza 4.7 saniyede ulaşır. Ekipler motoru giydirme işine bir sanata dönüştürmüş. Çıplak bir motoru ortalama 1 saat içerisinde tamamen giydirebiliyoruz. Kronometre burada çalışmaya başlıyor. Bu istasyonda bağlantı elemanlarını, Bolov pinlerini takıyoruz. Üretimin ilerleyen safhalarında motor kapağı bunların üzerine örtecek. Bu aşamada robotlara yer yok. Burası tamamen insanlara ait. Pek çok oyuncu tarafından çözülmeye çalışılan bir yapboza benziyor. Üretim bandı ilerliyor ve herkes işini doğru yapması konusunda çalışma arkadaşlarına güveniyor. Bir otomobilin motoru tekerlekleri çevirmekten fazlasını yapıyor. Direksiyonun hidrolik pompası, alternatör, dişliler, klima pompası. Bunların hepsi gücünü motordan alıyor. Motordan bir ana dişli çıkıyor. Bir sonraki istasyonda tüm dişlilerden geçen ve motorun tüm parçalarını çeviren kayışı takacağız. Üç dakikada bu üretim bandının sonuna ulaşan motor yoluna devam ediyor. Burası ana montaj hattının başlangıç noktası. Motorlar buraya vinçle gelir ve ilk istasyonda şanzıman monte edilir. XJ'in 6 kademeli şanzımanı tork ve hızı kontrol ederken motorla tahrik milini birbirine bağlar. Tork tahrik milini çeviren güçtür. Vites ne kadar yüksek olursa tahrik mili o kadar hızlı döner. Bu da hızın artmasını sağlar. Motorlar tecrit altında üretilmiyor. Hemen paralelindeki ekipler aksları, merkezi şaftı veya tekerlekleri tutan rotu hazırlıyor. Bu parçaların tümüne aktarma organları adı veriliyor. Her bir aktarma organı gövdenin belli bir parçasıyla evlendirme denilen bir işlem sonucunda birleşiyor. Ama bu üretimin son aşamasında gerçekleşiyor. Çıplak gövdeler son hata doğru ilerliyor. İlginç ama yapılan ilk iş kusursuz bir şekilde hizalanan kapıları sökmek oluyor. Kapıları sökmemizin en önemli sebebi hasar almalarını engellemek. Araba boyandı. Bundan sonra meydana gelen kusurlar zımparayla düzeltilemez. Bu sayede araca inip binmemiz de daha kolay oluyor. Ayrıca büyük parçaları kapılarla uğraşmadan monte edebiliyoruz.
Kapılar bir yöne doğru giderken araba bir başka yönde ilerliyor. Ama gövde yine aynı kapılarla bir araya gelecek. Aktarma organları fabrikanın öbür tarafına geliyor. Mühendisler son parçaları ekliyor. Şanzıman ve gaz pedalından gelen emirleri tekerleklere ileten tahrik mili, ve motoru ideal ısıda tutmayı sağlayan soğutma sistemleri. Radyatör havalandırmanın kalbidir. Efsanevi kedinin arkasına monte ediliyor. Süper şarjlı canavar güzel sevgilisiyle buluşmaya hazır. Ama gövde henüz hazır değil. Gövde koruyucuları boyanın zarar görmesini engelliyor. Sırada arabanın çeşitli sistemlere güç taşıyacak olan kabloları var. Elektrik tertibatı esnekliğini kaybetmemesi için ısıtıcılı ampullerin altında bekletiliyor. Her arabaya bir tane. Fare yuvasına benziyor. Ama monte edildikten sonra 2.7 kilometre uzunluğundaki kablolar her şeyi kontrol ediyor. Arabanın motoru, camlar, vites kolu, farlar, tavan ve kapılar çalışmak için elektriğe ihtiyaç duyuyor. Sırada gösterge tablosu var. Üretimin geri kalanı gibi bu işlemde klasik İngiliz lüksünü modern bir yorumla birleştiriyor. Kaliteli deri ve ahşaptan üretilmiş sanal göstergeler araba çalışırken canlanıyor. Hızlı bir sürüş istiyorsanız spor düğmesine basıyorsunuz ve panel bir anda parlak kırmızı renge bürünüyor. Tıpkı Adam Hatton'ın dış tasarım vizyonu gibi iç tasarımcılar da hiçbir şeyi şansa bırakmıyor. Tasarımcı bakış açısıyla arabanın içine oturup farklı renk uyumlarını deneriz. Ayrıca farklı derilerle ahşap türlerini bir araya getirerek renk uyumu arayan bir renk ve donanım ekibimiz var. Kusursuz çift son istasyonda nihayet bir araya geliyor. Birbirleri için yaratılmış olan gövde ve aktarma organları evliliğe hazır. Zamanlama kusursuz olmalı. Yürüyen aksam fabrikaya yürüyen banda geliyor ve doğruca gövdeyle birleştiriliyor. Dört kişi yürüyen aksamla gövdeyi birleştiriyor. Birleştirme işlemi yaklaşık 4 dakika sürüyor. Parçalar 36 vidayla tutturuluyor. Adam'ın tasarımının nereden başladığını hatırladınız mı? Her zaman tekerleklerden başlarım. Önce arabanın alt kısmını düzgün bir şekilde çizerim. Gerisini de ona göre ayarlarım. XC'ye kusursuz bir şekilde uyum sağlayan 20 inç ebadındaki yolu kavrayan alaşım jantlar da alüminyumdan üretilmiş. Performansı artırmak için kusursuz bir şekilde hizalanıyorlar. Toz torbalar mekanik parçaların üzerine örterek onları dış etkenlerden koruyor. Arabanın bütün parçaları gibi tekerlekler de rastgele seçilmiyor. Hangisinin kullanılacağına müşteri karar veriyor. Marka için ilk ve en önemli iş ikonik logoyu yerleştirmek. Üretim bandında 10 binden fazla araba var. Her birine 4 tekerlek takılıyor. Bu kadar işe yetişmek için elde kullanılan bijon anahtarından fazlası gerekiyor. Fabrikanın diğer tarafında yetim kalan kapılar da baştan yaratılıyor.
kapıyı güçlendiren elemanların arasında parçaların montajına olanak sağlayan boşluklar var. Bu ekip matkabı çatal bıçak kadar kolay kullanıyor. Çarpışma barları takılıyor ve kablolama tamamlanıyor. Kapı iç mekanın rengine uygun olacak şekilde hazırlanıyor. Sonra sıra sanat eserinin montajına geliyor. Jaguar'ı mükemmelleştirmek için 100 bin avroya ses odası yaptırdığı sofistike bir ses sistemi. Lüks deri koltuklar, müşterinin çevresel ses ortamının ve tamamı cam tavan sayesinde gördüğü manzaranın tadını çıkarmasını sağlıyor. Kapılar hızlı ve pürüzsüz bir şekilde yeniden yerine yerleştiriliyor. Ama Martin Borland kontrolü devralana kadar hiç kimsenin bilmediği bir şey var. Bu güzel arabayı çalıştırmanın vakti geldi. Araba fabrikadan ayrılmadan önce tüm sistemlerin kontrolü yapılacak. Anahtarları öğrenmesi için motoru çalıştırıyorum. Böylece anahtarlar arabaya göre programlanmış oluyor. Tüm elektrik sistemleri, farlar, aynalar, güneş vizörlerindeki ışıklar, camlar, kapı kilitleri hep kontrol ediliyor. Arabayı elektrikle kontrol ettiğimizi söyleyebiliriz. Testleri bitirmek yaklaşık 20 dakika sürüyor. Test bitti. Sonuçların buraya gelmesini bekleyeceğiz. Geçecek mi, kalacak mı? Araba bu testi geçiyor. Ama binadan çıkmadan önce bir test daha yapılıyor. Farlar, korna, silecekler, çıkış. Klasik kedi geleceği pençeleriyle yakalamış. Arkaya doğru gelirseniz, büyük bir sevgiyle kedi pençesi adını verdiğimiz tasarımı görebilirsiniz. Arabanın geceleri de görsel açıdan heyecan verici olmasını istedik. Böylece XJ'yi başka bir arabayla karıştırmayacaksınız. 4 yıllık tasarım, prototip, test ve üretim sürecinin ardından akıllarda yer etmiş meşhur ön ızgarasıyla Jaguar fabrikadan çıkıyor. Merak ediyorsanız söyleyelim. Bu güzelliklerden bir tanesine sahip olmak cüzdanınızı 100 bin avro kadar hafifletecektir. İngiltere'nin havası arabanın parlaklığını azaltabilir ama müşterilerin hevesini kıramaz. Adam'ın tasarımıyla Jaguar'ın lüks mirasının bir araya gelmesinin sonucu başarı oluyor. XJ, müşteriler tarafından çok tutuluyor. Bir İngiliz klasiği geri dönüyor ve bir kez daha dünya liderliğine oturuyor. Arabalar dünyanın dört bir yanına satılıyor. Listenin başında İngiltere, Amerika ve Almanya var. Eskiz defterinde birkaç çizgi olarak başlayan tasarım, uzman otomobil üreticilerinden oluşan tarihe mal olmuş bir ekibin yeni nesil otomotiv teknolojilerinin eşsiz bir birleşimini kullanmasını sağlıyor. Tıpkı XJ'de olduğu gibi eski ve yeni bir araya geliyor. Geçmişteki başarılı Jaguar modellerine bakıyorum. Ve öne çıkan en büyük özelliklerinin modernlik olduğunu görüyorum. Yeni XJ'de de ulaşmaya çalıştığımız şey buydu. Gerçekten modern bir tasarım yapmak ama Jaguar'a özgü dış tasarım özelliklerini korumak istedim. Bir mega fabrika. 10 yılların tecrübesi. Yetenekli bireylerden meydana gelen bir ordu. Tek bir araba. Jaguar'ın yüzü kesinlikle geleceğe dönük.